Astrolojide kadın erkek ilişkileri üzerine biraz konuşacağım. Astrolojinin en çok merak edilen taraflarından biri bu. Kadın erkek ilişkisi üzerine astroloji neler söyleyebilir, ne tür yöntemlerle çalışır? Piyasada şu anda popüler medyada 10 yıllardır meşhur olan insanların burçları var zannedilen durumda. İşte burçlar arasında uyum, ikizler başakla anlaşır mı, başak balıkla anlaşır mı, terazi şununla anlaşır mı, anlaşamaz mı gibi yazılar olur hep. Bunlar astroloji açısından geçerli şeyler değildir. Çünkü başından beri söylediğim gibi astrolojide insanların bir burcu yoktur. Haritaları vardır. Önemli olan bir insanın doğum haritasıdır. Bir insanın ben ikizlerim, ben işte teraziyim, ben kovayım falan demeleri astroloji açısından doğru değil. Bunun yerine haritanın değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu zaten ayrıca bir videoda anlatmıştım. Dolayısıyla astrolojide kadın erkek ilişkileri dediğimiz zaman burçlar arası uyum gibi bir şey üzerine konuşmamız saçma. Peki ne var bunun yerine astrolojide kullanabileceğimiz? Şöyle bir şey var. Sinastri adını verdiğimiz iki insan arasındaki uyum, uyumsuzluk gibi şeyleri anlatan iki doğum haritasının üst üste bindirilerek bakıldığı Sinastri adını verdiğimiz bir harita türü var. Buna benzer bir şekilde bir de kompozit dediğimiz bir harita türü var. Kompozit harita türünde çalışma tarzı çok daha ilginç. İki insanın doğum tarihlerinin ortalaması alınıp o tarihin haritasına bakılıyor. Ben bununla ilk karşılaştığımda bayağı bir şaşırmıştım. Böyle yöntem mi olur, bu nasıl bir şey falan diye. Ama tabii zaman geçtikçe, deneyim kazandıkça kompozit haritalardan da gerçekten bir şeyler çıkabileceğini gördüm. Peki biz astrolojide bu konuda başka ne söyleyebiliriz? İnsanlar arasındaki uyum, ilişki içerisinde çiftler arasındaki uyum, uyumsuzluk dışında. Bir insanın doğum haritasında o insanın ilişkileriyle ilgili aşk, flört, cinsellik, çocuklar ve hayatın haz alanlarını anlatan bölge 5. evdir. Bu konularla ilgili 5. eve doğum haritasında bakılması gerekir. 5. ev hangi burçta? Yöneticisi olan gezegen haritanın neresinde duruyor? Nasıl etkiler almış? Aynı zamanda da yine 5. evden geçen transitler ve 5. ev yöneticisini etkileyen transitlere bakılır. Bunun haricinde flört aşamasını geçmiş uzun süreli ilişkiler için, evlilikler için 7. ev. 7. eve bakılır. 7. ev eşit ikili ilişkiler evidir. Eşit ikili ilişkiler dediğimiz zaman aklımıza sadece evlilik değil, ortaklıklar da gelmeli. İş ortaklıkları için de 7. eve bakılır. Bu da 7. ev konusudur. Ve 5. ev ana ev olmak üzere cinsellikle ilgili bir de 8. eve bakarız. Yani bir insanın doğum haritasında kadın erkek ilişkileriyle ilgili bakılması gereken en önemli evler 5., 7. ve 8. evdir. Bunun dışında özel olarak tabii ki bir doğum haritasının tamamının incelenmesi gerekir bir insanın hayatı ile ilgili bir şeyler söylemek için, ama kadın erkek ilişkilerine özel olarak bir doğum haritasında aynı zamanda sinastri dediğim videonun başında anlattığım iki insanın karşılaştırılması, yani iki insanın doğum haritasının üst üste bindirilmesi ve aradaki açılara bakılması ile alakalı. Güneş ve ay çok önemlidir. Bir doğum haritasında güneş ve ay şunları anlatır. Mesela güneş baba figürünü, ay anne figürünü anlattığı gibi aynı zamanda doğum haritasında, bir insanın doğum haritasında güneş kadınlar için nasıl biriyle birlikte olacaklarını, nasıl biriyle birlikte olmaya eğilimli olduklarını, bir eş adayı olarak mesela nasıl birine doğru çekileceklerini ve nasıl biriyle evleneceklerini anlatır. Klasik astrolojide böyle bir anlatım vardır. Erkeklerin haritasındaysa aynı şey ay için geçerlidir. Ayın durumu, nasıl açılar kurduğu, hangi burçta olduğu, evlilik yapacakları, uzun süreli ilişki yaşayacakları kadın figürüyle alakalı bir takım şeyler anlatır. Bunun haricinde ilişkinin geneli, yani bir insanın hayatındaki kadın erkek ilişkisinin geneliyle ilgili bir şeyler söylemek ve aynı zamanda da şeye bakmak için, cinsellik alanına bakmak için Venüs'e ve Mars'a bakarız. Venüs genel anlamda
salt kadın erkek ilişkisi değil. Yine birçok eşit ikili ilişki şeklinde düşünülebilir bu. Ama buradaki bu videodaki konumuz kadın erkek ilişkisi olduğu için onun üzerinden söylüyorum. Haritalarda Venüs'ün hangi burçta olduğu, ne tür açılar aldığı filan bunlar bir insanın hayatındaki kadın erkek ilişkileriyle ilgili genel bir bilgi verir. Mars ise haritalarda cinsellikle alakalı konuları anlatır. Hangi burçta olduğu, nasıl açılar aldığı. Tabii ki bunlar da 5. evin yöneticisi ve 7. evin yöneticisi olan gezegenler ekstra önemlidir. Ama onun yanında bunlar da önemlidir. Astrolojide kadın erkek ilişkileriyle ilgili özet olarak söylenebilecek şeyler bunlardan ibaret. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere.